Sevgili izleyiciler, merhabalar. Medikal Vizyon'un ikinci bölümüyle yeniden karşınızdayız. Operatör doktor Sayın Bülent Cihan Timur'la bugün organik saç ekimi üzerine konuşacağız. Ancak konuşmaya başlamadan evvel ben Sayın Hocam'ın bu konuyla ilgili buluşuna ne kadar güvendiğini çok açık bir şekilde ifade eden, uygulamayı kendi üzerinde denemiş oluşuna dikkat çekerek konumuzu başlatmak istiyorum. Sayın Hocam, zannediyorum 2015 Aralık ayında. Evet, ayı, yılbaşı gecesi bu uygulamayı bizzat kendi üzerinizde denettiniz ve muhtemelen gönül rahatlığıyla yaptırdığınız bir uygulamaydı. Ve yaklaşık 10 ay sonrasında sizi gayet hoş görünen saçlarınızla izliyoruz. Evet, yeni yeni saçlarımla. Evet. İlk kez ve bu konu üzerinde konuşacağım. İnsanlar genellikle Türkiye'de kişileri yaptığı işle ilgili eleştiriyorlar. Bana da mesela saç ekimi yaptırmadan önce en çok o şekilde hoca kendisi neden saç ekimi yaptırmıyor diye o şekilde eleştiriyordu ve yorum yapıyorlardı. Neden saç ekimi yaptırmıyordum onu söyleyeyim. Doktorlar hastalar gibi, hatta hastalardan daha fazla ağrıdan çok korkarlar. Ben mesela küçükken iğne yaptırmaktan bile korkardım. Birinci ana sebebi oydu. Yani işlem esnasında saç ekimi görüyoruz ya, o hastaların çektiği ağrı nedeniyle en çok ondan tedirgin oluyordum. Önce ona çare bulmam lazımdı. Diğer insanların en çok korktuğu şey, saç ekimi yaptırdığı zaman onun tutacağından, sonucun çok iyi olacağından ve natürel olacağından. Bu da çok önemli bir kriter. Bunlardan emin olmam gerekiyordu. Bunların hepsini çözümleyince saç ekimi yaptırma zamanım geldi ve yaptırmış oldum. Hatta bu sene içerisinde inşallah bir kez daha yaptıracağım. Yani sonuç o kadar hoşuma gitti ki bu sene içerisinde bir kez daha yaptıracağım, daha yoğun olsun diye. Şimdi bu durumda izleyicilerimizin kafasında şöyle bir soru işareti oluşabilir. Ben hemen onlar adına bu soruyu size yöneltmek isterim. Yani aslında işlemin tekrarlanma olasılığı söz konusu. Evet. Hocam, bizim bu programlardaki amacımız zaten teker teker, madde madde insanların anlayacağı şekilde bunları onlara öğretmek. Evet. Saç ekimi ile ilgili ana konuyu söyleyeyim o zaman. Saç ekimi ile ilgili ana konu, ekilecek saç olması lazım. O da kişinin kendisinde olması lazım. O nedenle orada sıkıntı var. Donör bölge diye donör tanımlamışsınız dedikleri. Evet, saçın alınacağı yer. Ve aynen, saç genelde enseden alınıyor. Hı-hı. Ense ve yanlarına doğru. Ve bir seansta bir kişiden alınabilecek kök sayısı 3000 ile 4000 arasında değişir. Daha fazlası birçok nedenden dolayı alınması sıkıntılı. Hı hı. Zaten bunu alıp yerleştirmek bile en hızlı yapıldığı zaman, ben hastaları şöyle izah ediyorum. Bir saniyede alabildiğini, bir saniyede kanal açabildiğini ve bir saniyede yerleştirebildiğini düşünün. Yapan kişinin o kadar hızlı olduğunu düşünün. Yine toplayınca 6 saat oluyor. O nedenle alınacak kök sayısı, kök sayısından bahsediyoruz. Bu köklerin içerisinde bazısında tekli, bazısında ikili olabilir. O sayılar önemli. O nedenle alan eğer çok darsa, yani saç ekimi yapılacak alan küçükse, o zaman tek seansta biter. Hı hı. Ama kişi çok yoğun bir saç hayal ediyorsa ve istiyorsa bir daha yaptırabilir. Şimdi ben kendim için söylüyorum ya, yaptırdım. Geçen sene Aralık ayında yaptırdım. Fakat ben bile, yani bu işin içerisinde olmama rağmen, bu kadar insanı mutlu edebileceğini düşünememiştim. Sonucun bu kadar keyifli olabileceğini. Evet, bu kadar keyifli olacağını düşünememiştim. Yüz gençleştirmede Cihan Timur yağ transferini yoğunca kullandığımız için orada derinin gençleşmesi ve alttaki kanlanmanın ne kadar önemli olduğunu gördüm. Ve kurak bir tarlaya veyahut da verimsiz bir tarlaya ürün ektiğinizde ne oluyorsa aynısının saç ekiminde olduğunu da fark ettim. O nedenle hastanın kendisinden aldığımız bir kısım yağı kök hücreden zengin hale getiriyoruz ve onu saç ekilecek alana enjekte ediyoruz önce. Yani tarlayı verimli hale getiriyoruz. Verimli hale getiriyoruz ki işlem sonuç versin. Sayın Hocam, Arzu Hanım hatta kendisinin bir sorusu söz konusuymuş. Tabii, buyursun. Evet, alo. Alo. Arzu Hanım. Bağlanamadı galiba. Alo. Duyuyor musunuz sesini? Evet ya, Arzu Hanım, merhaba. Duyuyoruz. Duyuyoruz. Buyurunuz. Merhaba. Hocam, merhaba. Biraz hocam, merhabalar. Merhaba. Hocam, şimdi dün Instagram'da paylaştınız ve onun sırasında ben de inceledim organik saç ekimi nedir diye. Evet. İnanın bugüne kadar haberim de yoktu. Çok enteresan geldi mevzu. Hı hı.
Ve daha evvel de birçok aslında yayın yapmışsınız. Yazılar yazılmış, köşe yazıları, kitabınızda vesaire de bahsedilmiş. Fakat biz çok geç haberimiz oldu. Eşim bu saç dökümü mevzusundan çok muzdaripti. Ve biz geçen sene bir saç ekimi yaptırdık eşime. Yani evet. Eşim de tutup şimdi sizi arayıp soru sormayacak kadar çekingen de bir insan. O yüzden ben arıyorum. Saçında şöyle, hatta bugün bir yazımızdaki şöyle bir şey var. Kellik sorunu çeken birisinin en değerli nesi mevcut saç kökleridir demişsiniz. Biz zaten buradan yakaladık sizi. Yani eşimin saç kökü kalmadı gibi bir şey. Yapılan ekim son derece saçma sapan bir şekilde. Şu an çok muzdarip de bu durumdan. Bu organik saç ekiminden bir geri dönüş alabilir miyiz? Birinci sorun bu. İkincisi de her tarafta kök hücre söyleniyor. Fakat sizin farkınız ne? Yani bu diriye maddenin üstüne kök hücreyi almış şekliniz mi farklı? Hı. Neden kök hücre diyeyim? Onu sorayım en azından. Evet, çok güzel. Çok güzel sorular. Teşekkür ederim. Hocam çok özür dilerim. Bir de size nasıl ulaşabiliyoruz? Bu 444-7707 normalde ulaşabileceğiniz telefon numarası. Evet, oradan ulaşabilirsiniz. Peki hocam, teşekkür ediyorum. Kamil Hanımcığım, size de kolay gelsin. Şahane program. Çok teşekkür ederiz Arzan bilginize. Evet. Teşekkür ediyoruz. İki tane çok güzel... Hoşçakalın efendim. Hanımefendi iki tane çok güzel soru sordu. Birisi daha önce saç ekimi yaptırmış ve sonucu kötü olmuş bir kişi ne yapabilir diye. Organik saç ekiminde hazırladığımız sıvıyı donör alana da enjekte edebiliyoruz. Yani donör alanı da önceden sağlıklı hale getirip ondan sonra onları... Evet. KJ'de de yer alıyor zaten aslında izlerken alabilirsiniz. Hocam bir şey daha söyleyeceğim. Dökülmenin bir önlemi var mı acaba? Bir... Organik saç ekimi hem saç dökülmenizi engelliyor, hem var olan saçlarınızın güçlenmesini sağlıyor, hem de saç ekimiyle kombine edildiğinde onların da tutmasını ve sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlıyor. O nedenle eğer saç ekimi yaptırmayı düşünüyorsanız size organik saç ekimini öneririm. Evet, hocamın sosyal medya hesaplarını da ekranda görebilirsiniz. Biz ilginize çok teşekkür ediyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. İki noktaya dikkat çekeceğim. Evet hocam, zaman, kısaca toparlayabilirsek kısaca programımızın sonuna geldik. Şimdi estetik açılınca, mesela program başlayınca da siz söylediniz. Yani estetik deyince genelde insanlar diyor ki evet diyor, genellikle kadınların ilgisini çeken bir şey. Bu ikinci program. Ancak erkekler çok daha iyi. Gelen telefonların 5 tanesi erkek, 1 tanesi kadın. Evet, çok doğru. Sevgili izleyiciler, biz programımızın sonuna geldik yine. Ancak arzu ederseniz Perşembe geceleri saat 23'te programımızın tekrarını izleyebilirsiniz. Ayrıca her salı saat 13'te yine ekranlarınızda olacağız, bunu biliyorsunuz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere inşallah. Görüşmek dileğiyle.